ne yazık ki süt ve süt ürünleri. Bakanlık sütün alım fiyatlarını açıkladı, yaklaşık 6,5 lira gibi bir rakamdan bahsedildi. Şimdi peynir üretiminde olmazsa olmaz süt. Kaşar peynirine baktığımızda ise 1 kilogram kaşar üretebilmek için kullanılması gereken süt miktarı 10 ila 12 litre arasında, kilo arasında değişiyor. Şimdi birim fiyatının 6,5 lira, alış fiyatının 6,5 lira olduğunu düşünürsek bir kaşar peynirin fiyatının yaklaşık 60 ila 72 lira arasında sadece sütten gelen bir maliyeti var. Bunun içerisinde diğer fabrikanın üretim maliyetleri, personel maliyetleri, diğer kullanmış olduğu katkı maddeleri vesaire, bunlar hariç yaklaşık 60-72 lira gibi bir maliyet söz konusu. Şimdi kaşar peynir alırken 1 kilogramlık bir kaşar peynirinin fiyatının bu rakamların biraz daha üstünde olması gerekiyor. Eğer bu fiyatın altında ise tüketici hemen öncelikli olarak etikete bakması gerekiyor. Çünkü kaşar peynir reyonlarının yanında aynı reyonda hepimizin görmüş olduğu tost peyniri de yer almakta. Şimdi ikisi arasında ciddi bir fark var. Kaşar peynirini sütten üretmek zorundasınız. Ama tebliğe göre tost peynirini ise sütten değil, artmış olan peynirlerin paçal yapılarak, ısıl işlemlerden geçirerek, telleme işlemlerinden geçirilerek yapılabiliyor. Kodekse bu şekilde geçiyor. Bu sebeple maliyeti diğer kaşar peynirine göre çok çok daha uygun. Neler yapılabiliyor kaşar peyniriyle ilgili? Süt miktarı, içerisindeki yağ miktarı değişebiliyor. Ondan sonra farklı maddeler içine eklenebiliyor. Biraz daha kaşar ve normal tost peyniri diye baktığımızda kaşar peynir bir tık daha masum gözüküyor tost peynirine göre. Çünkü tost peynirde geri dönüşümden gelen peynirlerde kullanılabileceği için orada risk biraz daha artıyor. Ama kaşar peynirde ise tamamen buradaki içerisindeki 10-12 kilogram sütün olması gerekiyor. Yani bunu nasıl tamamlayabiliyor taklit ve tahşiş noktasında? Farklı ürün grupları kullanılabiliyor. İşte farklı gıdalar, hani belki piyasada da duyuluyor, işte patates püresi vesaire. Yani gıda öyle bir madde ki akıl almayacak hile aroma vericiler, işte renklendiriciler kullanılarak, piyasaya sürülerek Y maddesi, X maddesi olarak kandırılabiliyor tüketici bu noktada. Burada da ne yazık ki tüketicinin kendi başına yapabileceği şeyler çok kısıtlı. Öncelikli olarak etiketlerine bakmak zorunda. Güvenilir firmalardan almak zorunda ki yemiş olduğu ürün, tüketmiş olduğu ürün sağlık açısından herhangi bir risk teşkil etmesin.